benimle gel. Benim yanımda kal. Ben seni baban gibi severim. Olmaz mı? Beni babam gibi sevemezsin. Ama geleyim. Senin de kimin kimsen yok mu? Var, var. Ama sen gene de gel. Benim oğlum ol. Benim hiç erkek çocuğum yok. Yusuf'u çenesinin altından tuttu. Başını yukarıya doğru kaldırdı. Fakat Yusuf silkindi ve başını çekti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip hiçbir iz bulunmadan kasabaya dönülürken Yusuf da beraberdi. Köyden tedarik edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu. Yalnız gece kaymakamın evinde yatağa yatırıldığı zaman... Hızı 50 mile ulaşır ulaşmaz kanatlarını kas katı gerdi ve hareketsiz bıraktı. Dehşetli güç tüketiyordu bu deneyi ama olmuştu. Sonunda başarmıştı. 10 saniye içinde saatte 90 mile aşıverdi. Martılar arası dünya hız rekorunu kırmıştı Jonathan. Ama kısa ömürlü bir başarı oldu bu. Yeniden yükselmeye, kanatlarının açısını değiştirmeye kalktığı an aynı felaketle yüz yüze geldi. Havada patladı ve bir taş gibi suya... Evet, Matmazel. Jarvis Dory sıkıntıyla dudaklarını ısırdı. Bir süre durdu. Sonra devam etti. Bu işte beni memur ettikleri için mutluyum. Ayrıca size hizmet edebilmek de... Yine sustu. Bunlar zaman kazanmak için söylenen gereksiz sözlerdi. Genç kız gözlerini Jarvis Dory'e dikmiş, büyük bir dikkatle ne diyeceğini bekliyordu. Konuşmakta zorluk çektiğimi görüyorsunuz Matmazel. Ne olur bana darılmayın. Ah, şimdi bir... Bizi Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon, Barsak Deresi dedikleri bir boğazda sakatlandı. Şoför ve muavini motor kapaklarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Ondan sonra saatlerce süren bir tamir başladı. Bazen her ikisi makinenin altına sürünüp arka üstü yatıyorlar ve elleriyle motorun alt kısmını kurcalıyorlar. Bazen de biri şoför mahallinde gaza basıyor ve motoru işletiyor ve diğeri bu esnada porselen başlıklı bir takım memeleri yerlerinden oynatıyor. Buck gazeteleri okumazdı. Okusaydı yalnızca kendisinin değil, Puget Sound'dan San Diego'ya dek güçlü, uzun ve sık tüylü tüm kıyı köpeklerinin başında dolanan beladan haberi olurdu. Bütün gemi ve nakliyat şirketlerinin yeni buluşunu dünyanın dört bir yanına avaz avaz duyurduklarını bilirdi. Çünkü Kuzey Kutup bölgesinin karanlığında körü körüne dolaşan insanlar sarı bir maden bulmuşlardı. Binlerce kişi bu sarı maden için kuzeye akın ediyordu. Bu insanların köpeğe ihtiyacı vardı. Ağır ve yorucu işlerin üstesinden gelebilecek, kara kışa dayanabilecek. Ben tavan arasındayım sevgilim, diye bağırdı delikten aşağı doğru. Eski kitaplar bugünlerde çok paraydı. Bir bakmak istiyorum onlara. Son sözlerimi duydu mu? Orası çok karanlıktır, dur, sana bir fener vereyim. İyi, durgun bir gün. Bütün hayatım boyunca sürekli bir ilgi aradığımı söylerdi birisi bana. Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı, biraz da ışık. Kendi gününün şafağında seçilmiş ve sevilen insan El Mustafa, tam 12 yıl boyunca Orfales şehrinde gemisinin geri dönüp kendisini doğduğu adaya götürmesini bekledi. Ve 12. yılda hasat ayı olan Iyelol'un 7. gününde şehir duvarlarından uzak bir tepeye tırmandı. Denize doğru baktı ve gemisinin sisle beraber gelişini seyretti. O anda kalbinin kapıları açıldı ve sevinci denize doğru uzandı. Gözlerini kapadı. Ruhunun sessizliğinde dua etti. Tepeden inerken bir hüzün hissetti ve kalbinde şöyle düşündü. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar. Şehir, vilayet, havalı isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe'yu okumuşumdur herhalde.
Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca Hülya'ya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek. Hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı. Yırtık bir muşamba kokusu. Ama en keyifli kitaplar bile sanki yalnızca birer yazılı kağıttı. Üzerine bir huzursuzluk çökmüştü. Yıllardır aralarında yaşadığı insanların özlemini çekiyordu. Anlamsız emirler vererek hizmetkarları oradan oraya koşturuyordu. Merdivenleri gıcırdatan ayak sesleri duymak, insan görmek, haberciler gelip gidiyormuş gibi yapmak, kendini kandırmak istiyordu ama yaptığı bütün planlar gibi bu da başarıya ulaşmıyordu. Hem yemekten hem de odasından, gökyüzünden ve hizmetkarlarından tiksiniyordu. İstediği bir tek şey kaldı.